Perşembe bugün haftanın 4. günü. Bence biraz zor bir yemek vardı. Borani. Bakalım kızlar neler yaptı. Boranı da diyen var. Türkiye'nin birçok yöresinde böyle farklı farklı sebzelerle, hatta yoğurtla, bazen köftesi, bazen çorbası bile oluyor. Birçok ülkede de yapılıyor bildiğim kadarıyla, İran falan. Bakalım biz nasıl bir yorum kattık boranimize. Biliyor musunuz? Tam benlik yemek ya. Sebze, hafif, sağlıklı, diyet. Hemen yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi kusurlarını sayayım. Bunun üzerine kıyma bile koymasak olur yani. O kadar aslında göz dolduruyor. Mor lahanalarını güzel doğramış ama çok hırt hırt kalmış. Yani zaten biraz pişme süresi de uzun onun ama bayağı hırt 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 kalmış. Ciğerleri nasıl olur bilmiyorum ama bundaki hissim bu. Tabağını çok güzel pişirmiş, yumuşacık olmuş. Üstündeki soğanlı sosu da bence güzel. Ama böyle uçtum mu? O kadar da değil. Beğendim ama. Çok güzel, fresh bir his uyandırdı bende. İkinci tabağım. Hayatımda ilk defa mor lahanayı yakan birini gördüm. Gerçekten bunu da alkışlamak lazım. İnanın ki öyle bir kavurmuş ya da unutmuş ocakta, bildiğin yanık tadı geliyor. Aynı zamanda da çok iyi de pişmemiş. Hani o herhalde döndüre döndüre yapmadı. Yani mor lahanası hiç olmamış. Tabağı pamuk gibi. Ben kabaklar çiğ kalır mı diye endişelendim ama bugün yok, kabaklar çok güzel olmuş. Kıymalı soğanlı sosu da bence fena değil. Kabakları çok güzel yumuşamış. Maalesef mor lahanası yanmış. Tebrik ederim yaktığı için. Bakalım kim çıkacak. Çok beğenmedim. Sadece kabağının falan o güzel tadını sevdim, o kadar. Üçüncü tabağım. Ne diyorsun? Bu tabak yıkılıyor. Hani bazı insan var, malzemeyi rezil eder. Bazısı hani böyle ucuz malzemeyi bile şahane bir şeymiş gibi yapar ya. Aslına bakarsanız bal kabağı ve mor lahana çok iyi yapmış. Lahananın kıvamı çok güzel, lezzeti çok güzel. Kabağın lezzeti çok güzel. Üzerindeki kıyma sosu şahane. Yedikçe yiyesim geldi yani. Diğerlerinden hiç ikinci çatalı almak istemedim ama bunu da aldım. Çok güzel. Ve son tabağım. Ben susayım, Mustafa konuşsun. Mustafa, bu nasıl bir renk? Yani bu pişmediğini sanırım ekran başında siz bile anlayabilirsiniz. Pişmemiş, mosmor, doğranmış. Hani biraz tuzlu ovarız ya, hafiften böyle bir şey olmuş. Kabak da pişmemiş, bakar mısınız? Yani şey, bak bu daha belli oluyor. Kulakları çınlasın. Nurten, Nurten kayınvaliden. Bakın, bakın pişmemiş, kanıtlamaya çalışıyor diyor kendini. Ah kurban olurum, öpüyorum onu da. Bu tabağa yani söz bile söylemeyeyim, pişmediği görünüyor zaten. Çok enteresan. Hani sanki bir 25 dakika ben bir bankaya gidiyorum, geliyorum demiş. Yok yani bu gelin bugün burada bence. Ona bir veriyorum. Dördüncü tabak 1 puan. İkinci tabakta da çok benzer kusurlar var ama kabağını hani onunla kıyaslarsam, bir verirsem ayıp olur. 2 vereceğim ona. Onda da çok kusur var ama dördüncü tabaktan daha iyi. Birinci tabak çok ortalamaydı. Yani tadı hala aklımda. 3 veriyorum. Fena değildi. Açık ara iddia ediyorum. Her gelen kayınvalide bu tabağı beğenecek. Görürsünüz. Lahanası pişmiş. Kabağı çok güzel lezzetlenmiş. Kıymalı harcı güzel olmuş. Üçüncü tabağı
3 yıldızlı pekiği veriyorum. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Hemen de açmaya başlıyorum. Buna 1 vereceğimi düşünüyordum. 4 çıkınca hayatıma birden 2 puancık kaptı benden. Acaba kim? İki puancık. Haftanın 4. günü korkunç bir puan. Ama inanın ki olmamış. Bakalım kim bu gelin? Yeşim. Yeşim bugün kılığına, kıyafetine dikkat ederken yemeğini gözden kaçırmış gibi geldi bana. Siz ne dersiniz bilmem. 3 puan verdim bu tabağa. İlk yediğim tabaktı ve bende çok güzel duygular uyandırdı. Hafif, güzel. Eh işte bir tabaktı. 3 puan acaba kim kaptı? Üç puanın sahibi gelinimiz Hatice. Hatice. Hatice de bugün puan alabilir çünkü onun da gayet güzel tabağı. Şimdi bir tane salata var burada. Mor lahana salatası çiğden. Bir tane de ben bunu güzel kavurayım, pişireyim, üstüne de böyle kabağını koyayım. Güzel bir tabak var. Bakalım hangi geline ait bu 5 puan? Beş puanı 2 yeni gelin. Zeynep biraz daha kıdemli. Zeynep mi, Nagihan mı kaptı? Hazırsanız açıyorum ve açtım. Zeynep. Zeyno kapmış 5 puanı. Nagihan hakikaten bugün herhalde bir işi çıktı, bir yere kadar gitti diye düşünüyorum. Çünkü aynı süre ya, nasıl pişmemiş anlamadım. Ben puanlarımı verdim. Şimdi dikkat edin, Zeynep ve Hatice bence kayınvalideleri tavlayacak.